Evet sevgili arkadaşlar, psikoedebiyat buluşmalarının 9 Ocak tarihli toplantısındayız. Kaçıncı toplantı bilmiyorum. Yakında bu numaraları da tespit edip numarayı koymakta fayda var. 65. 66. diye saymak istiyorum yakınlarda. Bu ayki kitabımız Nobel almasıyla dünyanın edebiyat gündemine giren Annie Ernaux idi. Kitapları üzerine çok konuşma gitti geldi. Hangi kitabıyla başlayalım diye boş dolaplara karar vermiş olduk. Birçok arkadaşımız, ben olmak üzere, ilk defa bu yazarı okuduk. Yazar yazdığı kitabıyla olduğu kadar grupta Nobel ödülünü alırken yaptığı konuşmayla da gündeme oturdu. Güzel bir konuşmaydı, güzel bir metindi, güzel bir ifade ve gerekçelendirmeydi. Hani bir Nobel bir yazara neden verilirin güzel bir sebebini oluşturan bir konuşmaydı. Grupta anladığımız yorumlardan genel anlamıyla beğeni kazandığı ve yeni bir soluk bulduğumuz hepimiz açısından. Kısaca böyle bir girişten sonra geceyi başlatmış olalım. İlk kim konuşmak isterse boş dolapları konuşmak üzere başlayalım. İlk kim söz almak ister? Ben biraz Annie Ernaux hakkında konuşmak istiyorum izniniz olursa. Elbette. Şimdi Annie Ernaux ilginç bir karakter. Şu açıdan ailesi çok yoksul bir aileymiş. Biz daha önceki diğer gruptaki arkadaşlarımızla seneleri okumuştuk. Oradaki arkadaşımız yapmıştı bu sunumu. Ben ondan kalan bilgileri size söylemek istiyorum. Ailesi aslında çiftçi kökenli ve çok zor, o kadar zor koşullarla işçi olabilmeyi başarıyorlar ki işçi olmayı başardığında aile sadece yani böyle büyük bir bu kazanmış kadar sevinç duyuyor. Çok zorluklar içinde oldukları için daha sonra işçilikten daha sonra da işte minik küçük bir dükkanları olan bir aile. Fransa'da ben açıkçası öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Onların oldukları bölgedeki kullandıkları Fransızca, Paris Fransızcası diyeyim, genel anlamda bilinen Fransızcaya dil olarak o kadar uzak ki Enarno okulda neredeyse ilk tekrar yeniden Fransızcayı öğreniyor. Ve şeyde bir röportajında diyor ki yani çok isterdim hani doğduğumda direkt anlaşılabilir olmayı. Onun çok özlemlerinden biri oluyor. Bir de Enano'nun bugüne de gelmesinde annesinin rolü çok büyük. Her şeye rağmen okuyacaksın diyor. Yani o kadar baskı yapıyor ki okuması konusunda asla hiçbir şekilde en zor oldukları, en işte maddi olarak güçlük çektikleri dönemde bile kızının okuldan, okumaktan uzaklaşmasına hiç izin vermiyor. Hatta baskı yapıyor yani bu şeyde. Bir de Arno'nun öğretmen biliyorsunuz kendisi ve hala öğretmenlik devam ediyor. Kendisi bir röportajında yine diyor ki ben çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Öğretmenlikten. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü benim geçim kaynağım öğretmenlik oldu. Bu sayede yazarak para kazanmak zorunda kalmadım diyor. Ve bu eminim diyor benim diyor yazarak para kazanmak zorunda olsaydım yazış şeklime, yazış hızıma, konularıma belki şey etki ödeyecekti. O yüzden öğretmenlikten hiç vazgeçmedim diyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, kitap hep beraber sizinle konuşalım. Bakalım herkes ne diyecek. Ben devam edebilir miyim? Elbette Elif, buyur lütfen. Ben kitabı öneren arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Hiç okumadığım bir yazardı. Sayesinde okumuş oldum. Çok beğendim. Özellikle dili çok net, çok açık, çok yalın ve güzel bir dil. Kendi hayatından, yaşadığı sınıfsal deneyimlerden, yaşadığı duyguları çok güzel anlatmış. Ve verdiği röportajda demiş ki,
kitap okumaya başlar başlamaz kitaplar yoldaşım oldu demiş. Ve okul hayatı dışında da okumak onun için çok doğal bir ihtiyaçmış. Güner'in de söylediği gibi annesi onu çok teşvik etmiş okumaya. Annesi de okuyan bir kadınmış. Ve örgü örmek, dikiş dikmek yerine okumasını desteklemiş hep. Virginia Woolf'dan, Simone de Beauvoir'dan çok etkilenmiş. Toplumdaki cinsel roller hep ilgisini çekmiş. Ve özellikle öğretmenliği hep sürdürmüş. Yazarların, herhalde bütün yazarların ortak sıkıntısı bu. Bir geçim kaynakları olmaları gerekiyor ki özgürce yazabilsinler. O da öğretmenlik yapmış ve iki çocuklu, evli, öğretmenken ara ara yazarlıktan uzaklaşmış. Daha sonra boşanmış. Öfkesini anlatma, vücudunda olan biteni anlatma, yaşadığı cinsel deneyimler, yaşadığı kanunlara uymayan, yasal olmayan kürtaj, işte zevk, acı, aşk, acı, utanç. Bunlar diyor evrensel duygular diyor gene bir röportajında. Ve Victor Hugo'dan bahsedip diyor ki kimsenin sadece kendisine ait bir yaşama ayrıcalığı yok diyor. Nobel ödül konuşması Murat'ın da vurguladığı gibi çok güzel bir konuşma. Herkes için özgürlük istiyor. Cinsiyetinden bağımsız, ırkından bağımsız, sahip olduğu, ait olduğu sınıfsal durumundan bağımsız, kültüründen bağımsız herkes için özgürlük diliyor. Nobel alan 16. Fransız yazarmış. Bu eseri de hem otobiyografik hem roman önemli dönem noktalarını anlatmış. Ben evet Simone de Beauvoir'a benzettim onun kadın şeyine kalemine benziyor. Çok akıcıydı, çok çabuk okudum, çok rahat okudum, çok keyifli okudum. Çok güzel bir kitaptı. Teşekkür ediyorum. Evet, yani ben de burada bir araya gireyim. Aslında benim kendi yorumumla ilgili kafam çok net değil, onu söyleyeyim. Düşünüp de duruyorum da diyebilirim. Yani okudum ve bitmedi. Düşünmeye devam ettim. Yani boş dolaplar hani bir otobiyografi diye okumaya karar verdik ve zaten anladığım kadarıyla burada anlatılan hikayeyle hayat hikayesi arasında büyük benzerlikler var. Genel hatlarıyla bu bilinç akışı tekniğiyle yazılan kitaplara Virginia Woolf'tan şeyden aşinayım. Hani sevdiğim de bir tarz. Gerçekten çok Elif'in dediği gibi güzel akıyor. Yani tereddütsüz akıyor. Dil güzel. Zaten çevirimiz de güzeldi bir taraftan. Herhalde herkes beğenmiştir. Ama benim biraz daha belki derine girmek gerekirse şu noktayla ilgili çok tereddütüm oldu. Benim normal hayatımda da hani bir psikoterapist olarak yaşadığım bir şeydir. Hani bir başı işte o ana kadar akan bir öykü söz konusudur. Arkadaşlar mısınız? Evet duyuyoruz. Bir ara kesildi. Şu an temiz geliyor. Tamam. Yani bir öykü söz konusudur ve ortada işte o öykü içerisinde dolanıp duran kişinin yaşadığı duygu söz konusudur. Yani İşte Elif'in dediği gibi bütün duyguların çok iddialı bir şekilde hem keskin hem böyle sofistike çarpıcı bir şekilde anlatıldığı bir kitap. Şu hisse kapılırım. Yani bu öyküyle bu duygu biraz orantısız. Boş dolaplarla ilgili hissim de biraz böyle. Bu öyküyü anlıyorum. Oradaki sosyoekonomik, maddi, kültürel, hani yoksunluğu anlıyorum ama o yoksunluk karşısında hani
geliştirdiği neydi ismi? Nisi miydi kızın ismi? Nisi'nin geliştirdiği o yoğun öfke, nefret, tiksinti, hani geldiği işte sınıf, aile ve şeye yönelik geliştirdiği şey bana biraz orantısız geldi. Ve tabii bu sürekli tekrar ettiği için kitapta bir süre sonra hani o orantısız bulduğum şeyi sürekli karşıma çıkıyormuş ve hani ben onunla yüzleşmek zorunda kalıyormuşum gibi hissettim. Bu hani bir şekilde belki o hazzı almamı da engelledi bu. Çünkü yani edebiyat hani birazcık daha dahiyane bir şeydir ya. Aralarda işte bu öykü karşısında bu yoksunluk, bu fakirlik, bu kültürsüzlük, bu işte tiksinti verici şeyler karşısında o yarattığı duyguyu bir defa, iki defa bir yerde okuduğumuz zaman izini sürer ve buluruz. Bunda öyle bir şey yok. Kabak gibi ve temcik pilavı gibi hani o duygunun tekrar 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 dönüp durduğu bir şey söz konusu burada. Bu da yani bilmiyorum hani bana iyi gelmedi. Yani edebiyat okuyormuşum gibi değil. Hani bir metin okuyormuş gibi, bir blok okuyormuş gibi bir his yarattı. Ben bunu önemsiyorum çünkü bence edebiyat başka bir şey. Hani genel anlamıyla hani bu hani edebiyat ödülü evet verilen bir kişi bu söz konusu olan ama edebiyat ödülünün verilmesi bile aslında hani İngilizcesiyle Türkçesini ne diyebiliriz bilmiyorum bir breakthrough yapması. Yani öyle görünüyor. Bir duyarlılığı kapsadığı görülüyor ve bunun üzerine veriliyor. Orada işte toplumsal cinsiyet trollerinden tutun işte sınıflar arası şeye kadar her türlü duyarlılık var aslında. Yani dolayısıyla yani bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız? Sizlerin görüşlerini bu anlamda merak ediyorum ama bana tekrarları duygusal olarak orantısız ve bol olan bir metin gibi geldi. Bir novella belki işte hatta novella bile başka bir şeydir. Yani bu bir metin gibi. Yani edebiyat tadından çok yani böyle çok hani çıplak ve çarpıcı bir şey dışa vurum etkisi verdi bana. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım çok hayallerinizi yıkmamışımdır. Ben buradan devam edebilir miyim? Tabii. Elbette. Ben katılıyorum Nesli Hoca'ya. Aşırı bir nefret, öfkeyle ilgili bölümleri fazla gerçekten. Ama o da artık ne düşündüyse yazar. Ben şöyle giriş yapmak isterim. Bu arada sizlerle buluşmak çok güzel tekrardan özlemişim. Ben kitabı aldım, okudum, beğendim. Ama ondan önce Babamın Yeri, Babam diye de geçiyor. O kitabını dinledim. Çok kısacık bir kitap. Bu aynı zamanda 1984 yılı ödüllü bir kitapmış. Bu kitabın bunu neden anlatıyorum? Bizim kendi kitabımıza getireceğim burada. Bir ilk giriş notu sayfanın ilk sayfa notu şöyle: bir izahata kalkışıyorum. İhanet edenin son çaresi yazmaktır. Jean Janet diye bir isim var. Burada babamın yerinde şöyle bir şey var. Ne anlatmış? Babasıyla ilgili öğretmenlik sınavlarını verdikten sonra babası 2 ay sonra ölüyor. Babasıyla ilgili yaşadıklarını anlatmış. Bu ölümün ardından yetersiz eğitim görmüş. Çocukluğundan beri değeri olmayan, sadece kas gücüyle değerinin ölçüldüğü babasının işçilikten küçük esnaflığa geçişini anlatmış. Bunları anlatırken de toplumsal konumunu ve kendisiyle olan ilişkisini irdelemiş. Bunları satırlara döktüğü zaman bunlar böyle dramatik hatıralar değil de bir portre üzerinden anlatılan bir sınıf hikayesi olmuş. Bu babamın yerinde bir adamın bir toplumda hem toplumda hem de kızının gözündeki yerini irdelemiş. Kişisel bir konu tabii ki. Bunu sakınmadan alabildiğince yalın bir üslupla evrensele dönüştürerek anlatmış. Zaten de evrensel ödül almış bu kitap. Şimdi buradan nereye geliyorum? Bu kitapta
Annesi mesela babası için diyor ki yazar, hiç kimseye haksızlık etmemişti diyor. Annesi de kızına sen artık büyük bir kızsın diyor, adet gördüğü için. Ve babası ve diyor ki, sürekli tekrarladığı yine, eğer başına bir talihsizlik gelirse, neydi bu? Hamile kalmak. Ve biz dönüyoruz kitabımıza. Boş dolaplarda çarpıcı bir giriş, sert sarsıcı bir giriş, yasal olmayan bir kürtaj ve onunla başlayan boş dolapları anlatması. Ben yazarla ilgili şunları söylemek istiyorum. 1940 yılında doğmuş, işçi sınıfı kökenli bir aile, mütevazi bir aile, mazbut bir sosyal çevreden geliyor. Bu gördüğü edebiyat öğrenimi uzun yıllar edebiyat öğrenimi sayesinde uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapıyor. Bir dolu başlık var yine. Toplumsal sınıf atlama, kadın özgürlüğü, cinsellik, kürtaj, hastalık, yaşlılık, ölüm, okul, kilise, aile ve tabii öğretmen var, rahip var, ebeveyni var. Bunları böyle ideolojik işlevlerini ve toplumsal rolleri bir otososyobiyografik biçimde anlatıyor. Romanın zaten ilk kısımlarında böyle çok fazla anlatıyor. Sıkılıyor insan, yani nedir bu diye. Ama sonradan otobiyografik olduğunu düşününce kabulleniyor kişi. Bu yazarın romanları birbirleriyle tüm kitapları ilişkili zaten. 21. yüzyılda roman yazımına farklı bir katkı yapıyor diye not almışım. Toplumsal yaşamı anlatıyor. Siyasi, tarihsel ve kültürel olaylara yer veriyor. Yazar Proust'un etkisinde de kalmış. Aynı zamanda edebiyatın yanında sosyolojiyle de ilgilenen, sosyologlara ilgi duymuş ve onları araştırmış, sorgulayan bir hanım. Örneğin Marksist düşünür var, Louis Althusser diye, onu okuduğunu ve devletin ideolojik aykıtları olan aile, okul, kilisenin egemen ideoloji üzerinden görüşlerini paylaştığını, bunu benimsediğini düşünmüş bir eleştirmen, onu yazdım. Ama bunu rafine ve gerçekçi bir dille anlatıyor. Şimdi Nesli Hoca edebiyat var mı yok mu dedi. Bunun bir kadın romanı olduğunu da not etmişim. Notlarımda var, okuma notlarımda. Feminizmle ilgili olarak Simone de Beauvoir'dan hareketle. Makbul edebiyatın kadrajına girmemiş. Fakat esasında hayati kıymete sahip edebi anlatı, dönemin kültürel değerleri ve toplumsal konuları ele almış. Ne yapıyor? Otobiyografik öğeler üzerinden doğan anlatılar var. Ailesini sert dille eleştiriyor. Kirli ve cahil buluyor. Sınıfları anlamak şart. Baba köyünden çıkmış, şehre gelmiş. Anne babasının işçi olarak kalmasını istemiyor. Bir bakkal dükkanı açılmasını istiyor. Ve açıyorlar da. Kitabın merkezi de zaten bu bakkal dükkanı. Sürekli oradan bahsediyor. Oradan alışveriş edenler pis ve cahil, bu merhametsizce eleştirilen halk görüyorsunuz. Annesinin şiarı, benim kızım okuyacak, beni kurtaracak diyor. Burjuvaların kabul edildiği bir okulda. Ancak asla ailesini kurtarmak gibi bir düşüncesi yok. O bulunduğu bataklıktan çıkmanın yollarını arıyor. Yazarın üniversite yıllarında yazdığı, yaşadığı deneyimlerden oluşuyor. Çarpıcı bir kürtaj sahnesi var dedim. Ancak yazar şunu söylüyor. Ben mesela romanda kürtaj oldum. Odamda dinleniyorum. Bir şeyler okumak istiyorum ama bu Tolstoy olmamalı. Kürtaj olmuş bir kadın hakkında yazılmış bir şeyler okumak istiyorum. Neden kimse bunları yazmaz diyor. Bunu da edebiyat dünyasında makbul olan, makbul olmayan temaları sert bir bakışla eleştiriyor ve erkek meslektaşlarına da gönderme yapıyor diye not almışım. Savaş neslinin ve özellikle kadınların ruh hallerini anlatıyor. Burada yazarın ilham aldığı bir sosyolog var. Kim bu?
Pierre Bourdieu ve onun habitus kavramı, bu ilginç geldi bana. Kendini içine doğduğu sınıfa ait hissetmeyen kahramanımız Deniz, tıpkı yazar gibi ailesinin cahilliğinden utanırken, Bourdieu'nun eğitim sisteminde sisteminin yoksul çocukları dışladığını anlatan kuramıyla tanışıp suçluluk duygusundan kurtuluyor. Habitus kavramı neymiş bilirsiniz arkadaşlar. Örneğin işçi sınıfından birinin evliliğe karşı tutumu ile farklı sosyal sınıftan birinin evliliğe karşı tutumu arasındaki fark. Bu farkı sağlayan habitus. En temelde bireyin dışındaki toplumsal yapıların birey tarafından içselleştirilmesiyle meydana gelir demişim. Notlarımda bunlar var. Şimdilik bu kadar. Daha söyleyeceğim şeyler var daha sonra. Teşekkürler Emine Hanım. Zehrin Hanım el kaldırıyor. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben kitabı sevgili arşiv bölümüne benzettim. Ama çok farklı, en azından sonuçlara varmışlar. Latife Tekin'in sevgili arşiv bölümü de benzer bir hikaye. Zerrin Hanım, Zerrin Hanım, pardon. Sesinizi biraz uzaktan alıyoruz. Daha düzgün gelmesi için mikrofon mu, bilgisayar mı, yakınlaşmak mı? Mikrofonu kapatayım mı acaba bir saniye? Deneyelim. Bir saniye. Böyle daha iyi mi? Öyle görünüyor. Buyurun. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz Erin Hanım. Duyabiliyor musunuz acaba? Evet, duyuyoruz. Şimdi iyi mi? Evet, gayet iyi. Buyurun. Galiba düzeltebildim. Latife Tekin'in o kitabıyla, Sevgili Arsız Ölümü'yle benzerlik kurdum. Fakat ben de Nesli Hoca gibi yani yaşadıkları işte çok zor koşullarda okuması, beraberinde sınıf değiştirme deneyimini yaşamasının onda sadece öfke yaratması ve çok kötü bir öfke ve bu öfkeyi işte kürtaj veya daha çok karşı cinsle birlikte olmak üzerinden tarif etmesini çok ağır bir biçimde baskın buldum. Neden bu şekildeki bir deneyim ve aslında başarı, yani sonuçta okumuş, şu üniversiteyi bitirmiş, çok zor şartlarda ezilerek bir kolej eğitimi almış vesaire. Yani kitabında bahsettiği işte çok iyi olan annenin yardımseverliği örnek alınmamış veya aileyi daha iyi şartlara taşımak için veya onlarla iletişim kurarak onlara farklı düşünme biçimlerini gösterebilmek veya en azından hiçbir şey yapmasa bu kadar öfkelenmek yerine onlardan uzak kalabilirdi. Yani gitmeyebilirdi ama nefret etmek, iğrenç bulmak. Hani ben çok biraz irite oldum yani kitaptan, böyle çok olumsuz duygular, düşünceler yaratmış. Hiç sanki iyiliğe evrilememiş gibi geldi bana. Ama onun dışında kadın, yani tamamen bir kadın romanıydı. Doğum, çocuk sahibi olmak, kürtaj. Hani bunda genellikle sadece kadınlar yaşarken etrafında da sadece kadınlar olur. Çok enderdir erkeklerin bu olaya katıldığı diye düşünürüm hep. O nedenle tamamen bir kadın romanı olmuş.
işte Tolstoy da yazmadı, kimse de yazmadı bunları. Yani sadece erkekler kendi dünyalarına yazıyorlar. Orada da çok haklı buldum, doğru buldum. Ama bana dediğim gibi yani sanki birazcık daha iyiye evrilebilirdi, daha şey olabilirdi. Bir de yazım stili, aynı şeyi Latife Tekin'de de fark etmiştim. Onun kitabında da hiç paragraf olmaması, hiç sanki böyle es verilmeden, neredeyse noktasız virgülsüz, biraz noktalama virgül falan vardı ama hiç ne bileyim ne satır başı var ne paragraf başı var. O biraz sanki bana okumayı zorlaştırdı gibi geldi. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Zerrin Hanım. Önce Filiz el kaldırmıştı. Filiz'i dinleyelim. Sağ olasın Murat, bir dakika, pardon. Ya ben kitap hakkında genel düşüncelerimi söylemeden önce şunu bir sormak ya da danışmak istiyorum. Şimdi bilinç akışı metoduyla yazıyor ve o öfke tabii ki şey, öğretmen bir yazar kadının öfkesi değil. Yani ergen bir kızın öfkesini okuduk aslında. Yani o yüzden evet, ben Nesli'nin şu şeyine çok yürekten katılıyorum. Sürekli bir temiz pilavı hikayesi söz konusu ama öfkenin bu kadar fazla olması, hani anneye babaya karşı yani işte biraz da şükran duyu be çocuk falan diyebileceğimiz bir noktada değil. Yani ben iki tane ergen büyütüyorum. Ergen çocukların böyle bir ay canım annem babam biraz da onlara hak vereyim, acaba haksızlık mı yapıyorum falan dedikleri bir nokta yok. Çocuk içinde şey kavruluyor yani. İnanılmaz hani hiçbir özel hayatının olmadığı, işte anneyle babayla aynı odada yatmak, onların cinsel ilişkilerinin seslerini duymak, işte onu bırak işemesinin sesini duymak bilmem ne, yani rezalet bir yaşantı. Hani aşağıdaki işte ay yaş adamlar vesaire. Zaten sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü hani çok böyle düşünmüyorum. O öfkeyi de ben şey bulmuyorum, yani anormal bulmuyorum. Ki bu bir otobiyografik bir romansa iyiye doğru da evrilmiş yani. Kadın Nobel almış, daha ne olsun demek istiyorum. Hani kitap hakkında tekrar söylerim ama yani o öfke öfkesi değil, ergen bir çocuğun öfkesi. Kadın o duygularını almış, yazmış. Ben o yüzden orada çocukcağızı bir korumak istedim. O yüzden tekrar şey sözü size bırakıp sonra tekrar konuşuruz tabii ki. Yani söylenecek daha çok şey var nihayetinde. Hay hay. Ay pardon Filiz'cim, gerçekten duygularıma şey oldum. Sözcü oldum. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Neyse, sağ olasın. Benim karşısında duracağım iki kişi oldu. Çağla'cığım. Merhabalar Çağla. Herkese. Merhabalar. Kitabı tavsiye eden arkadaşa teşekkürler. Ben de ilk defa okudum. Yeni bir yazarla tanışmak beni her zaman dünya edebiyatından farklı insanlar okumak heyecanlandırıyor. Yazarın otobiyografisini okurken ben hani kendi otobiyografimle böyle çok paralellikler kurduğum yerler oldu. Benim babam öğretmendi. 80'lerde meslekten atılmıştı 12 Eylül'de ve bir bakkal dükkanı açmıştı. Adana'da bir ilçede Pınar Bakkaliye'miz vardı. Ve hani o bakkal şeyini o zamanlar yaşamıştık. Annemden gizli babam da bana böyle gizli bir şeyler verirdi falan. Ama ben Deniz'den farklı olarak bakkal çocuğu olmaktan çok mutluydum. Çünkü her şeye elimin altında oluyordu, ulaşabiliyordum böyle. Onu okurken hani birazcık böyle hoşuma giderek okudum o şeyleri. Bir diğer otobiyografimle yakın hissettiğim şey de Anadolu'da bir ilden Ankara'ya üniversiteye gittiğimdeki hislerimi tazeledi. Hani o yoksul hayatından burjuva bir okula gidince oradaki farklı olma hissi, aidiyetsizliği ve orada kendini göstermesinin tek koşulunun başarılı olmak olması
aynısını ben de hissetmiştim. Hani orada ayakta durmanın tek koşulu başarılı olmak ve çalışmak gibi düşünmüştüm. Nesli'nin dediği şeyi ben de hissettim defalarca. Aynı şeyleri okumaya gerek var mıydı? Ama şimdi az önceki arkadaşın söylediği gibi bu bir ergenin duyguları olunca belki daha anlaşılabilir oluyor. Kitabı rahat okudum. Dili sade ve güzeldi. Ama hani çok çarpıcı bir etki bırakmadı. Ama güzel bir lezzet bıraktığını da söylemeliyim. Teşekkür ederim. Sağ ol Çağlacığım. Teşekkür ederiz. Neşe el kaldırmış. Neşe'yi dinleyelim. Neşe ya geliyor mu? İyi akşamlar arkadaşlar herkese. Evet. Benim geliyor mu Murat? Evet, benim geliyor mu? Tamam. Geliyor. Tamam. Teşekkür ederim. Ben kısa bir özet geçeceğim. Yazarla ilgili ekleyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar zaten gayet güzel örnekler verdiler. Ben öncelikle kitapla ilgili Nesli Hoca'ya tamamen katılıyorum. Hatta daha da rigid bir yaklaşımla eleştiri yapabilirim. Güzel bir kitap, üslubu güzel, kolay, akışkan, okunması bir kitap. Ancak hani Nobel alacak kadar çok derinlikli, çok böyle çarpıcı gelmedi bana. Önce onu söylemek istiyorum. Sonra şöyle bir özet yaptım kendimce. Ben daha ziyade kitabı bitirmedim. Çok az kaldı ama ergen bölümünde takılıp kaldı benim kitaba bakış açım. Dolayısıyla yani şehirden uzak, kısıtlı bir çevrede, kendi küçük dünyasında geniş imkanlar içinde büyürken kendini çok şanslı sayan ki tırnak içinde Çağla Hanım'a bunu vurgulamak isterim. Aslında Deniz market sahibi oldukları için kendine her şeye ulaşabilen, her hepsinden tadabilen, yiyebilen, her istediğine sahip olan şanslı bir çocuk gibi görüyordu küçüklüğünde. Ben öyle algıladım. Çok şanslı sayan bir çocuğun zaman içinde gerçek dünyayla, özellikle okula başladıktan sonra tanışmasıyla kendi kalıplarının kendine dar gelmesi, bilgiden, görgüden uzak bir aile çevresi ve kendi gettoları içerisinde, zaman içerisinde bütün öğrendiklerinin, gözlemlediklerinin, kendine öğretilenlerin aslında çok yetersiz olduğunu nun farkına varıp dolayısıyla ailesini suçlaması, bununla ilgili çelişkiler yaşaması, ailesi toplum ve cinsellikle ve sınıf çatışmalarıyla yüzleşmesi olarak gördüm. Romanın özetini bu şekilde yorumladım. Yanı sıra annesinin evet her fırsatta ona kitap okumayı aşılaması, kendisinin de zaten fırsat buldukça her aşamada kitaba yönelmesi, kitap okuması güzeldi. Ama her neyse işte bu aradaki çatışma ve yetersizlik hissi ve daha sonrasında bu eksiklikleri sebebiyle kabul görmemesinin verdiği ailesine karşı bir nefret oluşmasına sebep oldu. Dolayısıyla yani bu anlamda çelişkiler içerisinde gelişmiş bir genç kadın okuduk. Yani genel olarak kitabı bu şekilde yorumlayabilirim ama yani Nobel alacak kadar bilemiyorum. Madem diğer kitaplarını okumadım, diğer kitapları da birbirinin eğer devamıysa ben çok şey bulmadım, etkili bulmadım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kim var? Elif var sözde. Buyur Elif. Sen benden önce el kaldırmıştın. Senden sonra konuşayım. Olsun olsun.
Sen konuş. Ben konuştum hep. Peki. Tamam. O halde ben konuşayım. Şimdi Nesli benim yerime konuşmuş gibi oldu aslında. Öncelikle Elif öyle sırıtıyorsun anladım. ama Filiz'le ikinizi karşısında duracağımı söylemiştim. Sen onu destekleyince bu konuda. Öncelikle keyif aldım. Onu söyleyeyim. Bu yazarla tanışmış olmaktan da mutluyum. Onu da söyleyeyim. Fark ne? Neden hoşnutsuzum? Sanki bu kadar uzun anlatması gereken bir şey değildi gibi. Gerçekten tekrarın çok olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyden birçok kez bahsedebilir ama başka gerekçelendirmeler olabilir. Başka bir şey olabilir. Sürekli aynı yere dönüyor olması ve bunları söylemesi için yeterli ve yeni bir donesi olmaması benim için rahatsız ediciydi. Aşk hikayesi geldiğinde sevindim. En azından bir atraksiyon oldu. Oradaki bakış açısını, oradaki değişimi okuyacağız diye o kısımları keyifle okudum. Ama onun dışında gerçekten fazla tekrar ettiğini düşünüyorum. Ama Neşe'nin söylediği kısma da çok katılmadım. Hani Nobel'i bu kitapla karşılaştırmak değil. O genel bir yazar tavrıdır ya. Hepsini okuduktan sonra bu kararı verebilirim. Çünkü bu kitapla verdiler diye de bir şey yok. Her şeye rağmen okumaktan mutlu olmamı sağlayan şeyleri söyleyeyim birkaç tane. Mesela kendisine çok doğal gelen, onun için yaşamın içerisinde çok normal olan bazı şeylerin okula başladığında yabancılanması kısmı güzel bir farkındalıktı. O kısmı önemsedim. Orada birçok yerin altını çizdim. Tek başına bir anlam ifade etmese de bu farkındalık açısından önemli kısımlardı onlar. Mesela ne bileyim, annem baban senin kapıyı tıklatmadan içeri girmene izin veriyorlar mı diye şaşırmasına, burası ahır mı demesine öğretmenin. Ya anne babamı mı tanımıyor? Niye onların odasına kapıyı tıklatarak gireyim ki? Zaten onların da odası. Yani o kadar gerçek dışı ve o kadar birbirine benzemez yaşamlar var ki. Bu farklılık başka şeyler de düşündürüyor. Hani şimdiki çocukların çok yaşadığı şeyler değil bunlar. Çünkü kendi ortamları ne olursa olsun. Ama sosyal medyayla, ama televizyonla, ama kitle iletişim araçlarıyla başka yaşamları biliyorlar aslında ne olduğunu. Ve çok erken bizde böyle, başkalarında böyle diyebiliyorlar. Böyle bir ilişki var. Çok böyle mahfuz tutulan, kendi içerisinde domestik kalan bir yerde yaşayan birisi olarak dili farklı, kültürü farklı, iki sokak ötesinin değişen dünyasına yabancılar. Bu kadar büyük bir farkı fark etmesi, kapıdan içeri girdiğinde geç kalması arasındaki tezat çok güzeldi mesela. Geç kalıyor. Öğretmen bir daha çıkartıyor, bir daha alıyor, bir daha çıkartıyor. Sebebi bir türlü çözemiyor. Öğretmenin yaklaşımı çok acayip, kötü bir şey. O nasıl öğretmen olmaması gerektiğini öğrenip sonraki hayatında daha başka tür bir öğretmenlik yaptığına tahayyül ediyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Geç kalmak diye bir şey yoktu bizim hayatımızda. Kafeye kimse geç kalmazdı. Ne gelen sarhoşlar, ayyaşlar geç kalırdı, ne biz geç kalırdık diyor. Bu küçük küçük şeyler hoştu, beni de kitapta tutan şeylerdi. Ama gerçekten bu boyutta kitap olmaya değecek bir argümana sahip değildi bana göre de. Bir uzun öykü olsaymış, bu kadar duygu orada anlatılırmış sanki. Daha da şey olurdu, konservatif, daha vurucu, çok çarpıcı bir öyküye dönüşebilirmiş. Elbette bunu edebiyat olsun diye yazmış olduğu iddiasında da değil zaten. Biz böyle okuyoruz. Şu an Nobel aldı vesaire oldu. Kitabı başka bir gözle okuyoruz. Başka bir beklentiyle okuyoruz. Ama diğer kitaplarını okuduktan sonra elbette bu kararı verebiliriz. Bir de Filiz söylemişti. Hani anne babalara, tabii ki çocuklar onları anlamayacak. Ergen öfkesidir burada okuduğumuz diye. Haklı. Gerçekten öyledir. Ama gene de birkaç yerde şey var. Ya aslında geldikleri yer düşünülürse onların yaptığı şeyi takdir etmem gerekir diyor. Niye o duyguya geldiğini de anlamıyoruz. Sonra o duygudan anında çıkıyor. Niye çıktığını da anlamıyoruz. Yetiştiği ortam kötü ama anne babadan doğal ortam dışında bir zulüm de görmemiş bu kızcağız.
gerçekten. Yani öyle bir ortamda kafeye yardım etmesi istenmemiş, servis yaptırılması istenmemiş, okutulmuş. Her ne kadar toplumsal cinsiyet farklılıkları üzerine bir sürü şey söylese bile burası cinsiyetin en doğal haliyle yaşandığı da yer. Başka yerde yaşasa cinsiyetini daha geç keşfedebilecek durumda aslında. Çünkü okuldaki herkes, nasıl söyleyeyim, ondan daha geç gözü açılıyor. Bu işte kendi vücudunu keşfetmesi, arkadaşlarıyla küçük cinsel oyunlar oynamaları ya da başkalarının hayatlarında bir şeylere şahit olması dengelidir diye değil ama farkındalığı da artıran bir şey. O an fark etmese bile sonrasında buna getirdiği farkındalık ve dirençle daha erken tanımanın avantajlarını yaşadığını düşünüyorum. Ergenken bunu fark etmesi elbette ki mümkün değil. Gene de şöyle bir şey bekledim. Tabii ki bu dediğim de çok saçma. Neticede yazarı ben değilim ama şöyle olsa sanki daha keyifli olurdu. Bir ergen öfkesiyle yazılmış olmasına katılmakla beraber ergenken yazdığı değil, yani bu günlükleri değil, yetişkinken yazdığı bir şey. Bir şekilde şunun bir yolunu bulsaydı, bu çıkarımların, karşılaştırmaların ve şimdiki bakış açısıyla onun arasında bir kimi zaman paralellik, kimi zaman tezatlık kurarak çıkarımlaşmış olsaydı, belki edebiyat adına da güzel çıkarımlar, belki onun yaşamdaki duruşu adına da daha güzel çıkarımlar elde edebilirdik. Temelsiz, çoğu zaman temelsiz kalan bu ergen tepkiselliğine de bir anlam oturtturmuş olabilirdik diye düşünüyorum. Ama o küçük farkındalıklar tahmin ettiğimden çok dikkatimi çekmiş, çok yerin altını çizmişim. Tek başına okuduğunuzda gerçekten anlamı yok ama bazen ergenlerle bizim aramızda olan kuşak farkı dediğimiz şey var. Saygısızlık ettiğini düşündüğümüz bir hal var ama o çocukların saygısızlık kavramında değil. Onların doğallık diye yaptığı şeyin, kullandıkları dilin, vücut dilinin, kelimelerin bize yansıması başka oluyor ve anlayamıyoruz. O başka bir dünyadan konuşuyor. Burada da farklı dünyaların karşılaşması gibi bir şey oluşmuş. Güzel. Gene de kitabın içerisinde en sevdiğim yerlerden biri güzel bir aşk tanımı olabilir ya da o ergenlikteki karşı cinse duyulan heyecanın güzel tezahürü olabilir. İşte Cezayir'den bahsederken Cezayir'de generaller iktidarı ele geçirdi. Devrim. O zaman insanlar savaşacak, gizlenecekti herhalde. Ben de böylece evden kurtulabilecektim. Çatı aralarında, oğlanlarla vesaire deyip. Yani oradaki bir savaşı kişisel özgürlüğü için legal bulması o ergen heyecanını çok güzel anlatan bir yer. Kitabın en güzel yerlerinden biri diye düşünüyorum. Gene bir sonraki sayfada aynı şey. İşte Fransız Cezayir'ini kurtarmamız lazım. Cezayir bizim, orduya çağrılan insanlar, mahalleliler var. Sonra diyor ki ne olur hemen kurtarmasın Fransa'yı şu yaşlı adam. İşte bir şeyler yaşayacak, zaman tanısın. Bir oğlanla yine patikaya gidecek. Frenk üzümü yaprağının arkası gibi yeni tüylenmeye başlayan erkek tenini parmaklarımın ucunda hissedecek kadar zaman tanısın diyor. Çok hoş ifadelerdi. Buraları çok sevdim. Tam da o ergen hali. Yani dünya kurtulsun ama ben azıcık bir hevesimi alayım. O arada dünya bekleyebilir hali. Çok ergence, çok da güzel bir ifade tarzıydı. Şimdilik böyle söyleyebilirim. Bir dahaki turda bakalım neler gelecek. Söz isteyenlerden Neşe Hanım daha önce konuşmuştu. Güner, sen de ama sen kısa bir giriş yapmıştın. Güner'le başlayalım. Elif vardı. Pardon, bir de. Tamam. Elif sırasını bana verdi ve sonra onu unuttuk. Pardon Güner, önce Elif'e söz verin. Ben çok kısa söyleyeceğim. Yani ben kitabı evet Filiz'le birlikte destekledim ergenler olarak ama ben de sıkıldım o tekrarlardan gerçekten. Yani bir ara bu ne böyle, başka bir konu mu yok diye bunaldığım oldu gerçekten. Biraz daha evet kitap kısaltılabilirmiş. Bir de bir kitap okuduğum süre boyunca bana bir filmi hatırlattı. Onu da paylaşmak istiyorum. Film grubumuzda belki incelenebilir bu. Kürtaj filmini izlediniz mi İstanbul Film Festivali'nde? Cannes'da çok sansasyon yaptı. Özellikle kürtaj sahnesiyle ayılan bayılan izleyiciler olmuş Cannes Film Festivali'nde. Kürtaj filmini... Özür dilerim. Sanırım bu kitaptan uyarlama bir film. Yani yine aynı yazarın kitabından uyarlama bir film diyebilirim. Evet, yani kürtaj sahnesi var. Aynen Fransa'da geçiyor.
Yani kitaptaki gibi kadının ailesini görmüyoruz. Hani kitaptaki kürtajdan ilham almış belki. Onu çok hatırlamıyorum ama Fransa... Elif Kürtaj kitabında. Başka bir romanı var. Kürtaj diye başka bir romanı var. O romanı... Ha, ondan. Ha tamam. Çünkü konu orada tamamen kürtaj ve yasal olmayan kürtajı anlatıyor. Ve özellikle o filmde de sınıf arkadaşlarının bile onu nasıl terk ettiği, işte okuldan atılma riski, ya o dönem için kürtajın ne kadar korkunç bir şey olması ve insanın, bir kadının nasıl yalnız kaldığını çok güzel anlatan bir film. Bana hep o filmi çağrıştırdı. Belki de sinemada o filmi de inceleyebiliriz deyip sözü veriyorum. Evet Güner, seni dinleyebiliriz. Sesin kapalı Güner'cim. Birincisi, evet doğru, hep aynı şeyler tekrarlanmış. Yaşadıklarıyla orantısız bir şiddet ve bir hırs var kızın içinde. Bir türlü ne olursa olsun o hırs geçmiyor, öfkesi geçmiyor. Ama ben de Filiz'e sonuna kadar katılıyorum. Kitap tamamen bir ergenin ağzından anlatılmış. Yani tam bir ergen olarak anlatılmış. Belki okuyanlar vardır. Emrah Serbest'in Deri Duman diye bir kitabı var. O kitapta tam bir ergen ağzından anlatılır. Yani demin Murat'ın da dediği gibi onlar için çok anlamlı olan olaylar bizim için çok anlamsız. Bizim için çok anlamsız olan olaylar onların için çok anlamlı olabiliyor. Ve döne döne hep aynı şeyin etrafında dönüyor olması da zaten bir ergenliğinin belirtisi. Ve kitap aslında çok da uzun değil. Yani sonuçta 150 sayfa. Yani bunu hani 500 sayfada anlatmamış yazar. 150 sayfada anlatmış. Ama şuna katılıyorum. Şimdi sadece bu kitabı okuyunca bu kitap oldukça çarpıcı bir dille yazılmış, güzel yazılmış, kurgusu hoş ama bu tek başına bir, yani bu böyle yazan bir yazara böyle devam ederse Nobel gelir mi acaba, düşündürtür mü sorusuna cevabı bence şu, kitabı yani evet Nobel'i tek bir kitap için verin, kitabını seneler kitabı şu açıdan çok önemli ve bence Ene Arno'ya Nobel'i bu kitap için verdiler. Seneler biyografi gibi, yani edebiyatın çok eski, en eski hatta, çünkü kişinin kendi hayatını anlatması belki en bilinen tarz olabilecek kadar eski bir tarza inanılmaz zekice, çok modern bir yorum getirmiş. Kitabı gerçekten okurken kadının, yani ben o kitabı okurken çok zorlanmıştım ama kitapta kadının zekasına ve yaratıcılığına hayran kalmıştım. Şimdi bu kitabı okurken bu kitabı keyifle bir edebiyat kitabı okudum ama seneleri okurken şurada zorlandım. Ben bir Fransız değilim. 1940 doğumlu değilim. Dolayısıyla orada bahsedilen çok minik ayrıntılar var. O minik ayrıntılar için tekrar dönüp bakmanız gerekiyor. Bilmediğiniz bir sürü şarkıcı ismi, şarkı ismi, sizin belki kulaktan duyma bildiğiniz Fransa ile ilgili olaylar, küçük anekdotlar ya da çok büyük Fransız olayları. Ama kitaba onu o kadar güzel bir şekilde yerleştirip kendi hayatını anlatmasına rağmen o kendi hayatına da tamamen uzaklaşıp, hatta onu Fransa'nın, Fransızca'nın kimliğinde kullandığı bir kişilik zamirinde farklı olduğunu da bahsediliyor. Ve o yüzden o Türkçe'de onun karşılığı olmadığı için o biz diye geçmiş ama aslında Fransızca'nın orijinalinde kullanılan o kişilik zamiri de daha farklı bir tat yaratıyor dediler Fransızca'yı bilenler, kitabı Fransızca'dan okuyanlar. Kitapta yani bir insanın kendi hayatına bu kadar uzaklaşıp bakabilmesi ve bu kadar nötrden bakabilmesi ve aynı zamanda asıl olarak aslında anlatıp, yani kitabı okurken kitap aslında bir otobiyografi ama sanki bir almanak arasında da
arada da o kişisel olaylar ve o kişisel olaylar acaba onun yaşantısı mı, bir başka birinin yaşantısı mı? Aslında fark etmez bunun kimin yaşadığını demeye çalışıyor aynı zamanda yazar. Onun için yani bence Nobel Edebiyat Ödülünü o Seneler kitabından dolayı verdiler. Evet, bütün kitapları da, ben diğer kitaplarının çok azını şöyle hızlıca bakabildim. Yani şey yapamadım, başından sonuna kadar okuyamadım. Ama bence yazar kendini o Seneler kitabını hazırlamış. Yani bu tekniğin hepsini Seneler kitabını hazırlamış. Ha, bundan sonra seneleri yazdıktan sonra bir şey yazabilir mi, yeni bir yenilik getirir mi, onu bilemem. Ama o kitap bence biyografi tekniğine, yani hani biyografi bu kitaptan önce ve sonra diye ikiye ayrılacak kadar belirgin özellikle bir kitap. Onun için verilmiş bence Annie Arnaud'a bu kitap. Onu söylemek istiyorum. Teşekkürler Güner. Bu senelerle ilgili bir notum var Murat. İzninle onu söyleyeyim. Diyor ki Annie Arnaud senelerini okumuş birisi. Kendini ispat etme amacı gütmeden, yalınlıkla, kendinden vererek yazılmış bu kadar sıkı metinleri okumak okuyucu için büyük bir zevk, birisi yorumlamış. Yazma edimi içinde, tırnak içinde kurtarmak diyor Erno. Asla olmayacağımız zamandan bir şey kurtarmak. Yazar bunu söylüyormuş. Seneler kitabıyla ilgili olarak. Asla olmayacağımız zamandan bir şey kurtarmak. İlginç geldi bana da. Evet, güzelmiş. Sevgili Neşe parmak kaldırmış tekrar. Murat'cığım, ben kısa bir kitapla ilgili bir şey, bir yorum yapmıştım. Sen de hani bu kitap üzerinden Nobel verilmediğini söyleyemeyiz gibi bir şey kendimi tam ifade edemedim herhalde. Yani tabii ki ben yazara asla haksızlık etmek istemem. Yani böyle önemli bir ödül almış bir yazar. Ancak zaten bu kitap üzerinden de konuşmadım. Yani ben diğer kitaplarını okumadım diye altını çizdim. Diğer kitaplarını okumadım ama Emine Hanım'ın vurguladığı üzere bütün kitaplar birbirinin devamı niteliğinde demişti. Ben ondan hareketle eğer hepsi birbirine tamamlayıcısıysa hani ben bu kitapta yani bu kitaplar üzerinden birbirine çok benziyorsa Nobel alacak kadar hani çok çarpıcı bir roman özelliği görmedim demiştim. Ama Güner Hanım da zaten izah etti. Başka bir kitap üzerinden Nobel alma ihtimali daha fazla diye. Bir de bir şey daha demin vurgulamayı unutmuşum. Şey benim çok ilgimi çekmişti. Onun üzerinden özet geçmiştim zaten. Şimdi kapıdan içeri her defasında geç kalıp hiç izin istemeden veya özür dilemeden içeri girip de kocası bir takım görgü kurallarını veya gereklilikleri onu her defasında hatırlattığında ve arkadaşları da bir takım genel geçer kuralları ona hatırlattığında diyor ki ya ben diyor konuşulanların hepsini anlıyorum ama ne demek istediklerini anlayamıyorum diyor. Yani o kadar hani kendi çevresinde, kendi ailesi, kendi kabuğu içinde, kendi hayal dünyası ve fantezileri içerisinde o kadar kalıplaşmış ki şeyleri, yani dünyaya bakış açısı, gerçek dünyayla karşılaştığında ve her bilgi genişlediğinde yani aynı dili konuşuyorlar ama o kadar şeyin yani kendisine yabancı geliyor ki anlatılanlar. Ve zaman içerisinde demek ki her yeni öğrendiği kültürel anlamda veya yaşadıkları ailesinin kendisine aktardıklarını çok eksik görüp onları ağır eleştiriye yönelmesine sebep oluyor herhalde. Bunu da eklemek isterim. Teşekkür ediyorum.
Murat'cığım ben de küçük bir ek yapacağım. Müsaade ederseniz. Şimdi şunu orantısız bir duygudan bahsettim falan ama Filiz de çok güzel bir şeyle geldi. Yani hani onun aslında bir dönemselliği olduğunu vurguladı. Çok iyi olduğunu hatırlatması bana da. Ama benim bahsettiğim şey biraz daha sanıyorum yani bu şeyin karakterin işte psikodinamiklerine bakarak hissettiğim bir şey. Nasıl? Anne ve babaya bakarak hissettiğim. Şimdi anne şey bir kadın, mesafeli bir kadın. Hani atıyorum yardımseverliğini, şununu bunu, sosyal belli sosyallikleri de falan görüyoruz ama bir taraftan hani hiçbir zaman kucağına oturmuyor mesela, kucağına almıyor hatırladığım kadarıyla. Baba deseniz biraz daha sıcak algıladığı bir figür. Ama o biraz daha sıcak olmasına rağmen yine bir şekilde kapsayamayan doğada, yapıda bir baba. Kiliseye mesela çok gidiyor çocukken. Kilisenin ona hani o dönem cazip gelmesinin nedeni kendi ailesi içinde olmayan ritüellerin, işte bir şekilde bir baba, hani baba figürü daha şey ya, esnek ve baskın olmayan bir durumda ya, mesela dini şeyin veya bir pederin günah çıkarmanın önem kazanması da orada devreye giriyor. Yani babanın solukluğu biraz bunları ön plana çıkartıyor falan. Dolayısıyla ben tüm bunları düşünerek, yani aslında bana hep şey gibi gelir çünkü işte orantısız tepkiler veren ergenlerin hani kökenini kazıdığın zaman yani gerçekten bir sevgisizlik, ilgisizlik, görülmemişlik olacağını varsayarım her zaman. Hani bu minvalde bakıp hani şey söylemiştim yani evet, orada görülmemişliği var kızın. Gerçek bir belki sevgi kapsama almamış, sınırların olmadığı. Yani daha doğrusu idealizasyonun mümkün olmadığı. Yani idealize edebilecek bir anne baba figürünün mümkün olmadığı bir ortamdan geliyor falan. Böyle baktığımızda onun bir altyapısı var aslında. Ama hani bu kadar keskin olmalı mıydı? Hani bu benim sorum. Evet, ergenlik deyince doğru. Biz nedense hani ben nedense hani onu gözetmedim değerlendirirken. Ama genel anlamıyla hani bu hikayeden ve onu bu kızın psikodinamiklerinden bağımsız hani edebiyat hissi açısından eksikler olduğu için belki bu gözümüze batıyor diye düşünüyorum. Bu şekilde. Teşekkürler. Konuşmayanlar var hiç. Var, evet. Fatih var, Mustafa var, Tanuçin var. Merhaba, ben konuşmaya çalışabilirim izninizle. Öncelikle geç kaldığım için özür dilerim. Bazı konularda tekrar olursa tekrar duruma bakmayın. Ben de keyif okudum kitabı. Öneri için de tekrar teşekkür ederim. Benim için de biraz şey gibi hissediyorum. Genç bir kadının kendini ve cinselliğini bulma süreci gibi. Ve bunu biraz da o dönemi hissederek, yani yazıldığı dönemdeki günlük hayatı hissederek okuyabildiğimizi, onun da farkına varabildiğimizi düşünüyorum. Ve insan hayatında okul ve ailenin nasıl birbiriyle çatışabileceğini ya da o bireyin gelişimine ne kadar fazla katkı ya da tökezletebileceğini hissettirdi bana birazcık. Bir de hep kendimizi, özellikle burada Deniz özelinden de tarif edebiliriz, kendimizi tanımlarken hep karşıdakinin gözünden nasıl değerlendirdiğimizi görmeye ne kadar muhtaç olduğumuzu. Çünkü hep bir onaylanma ihtiyacı, o istek biraz gün yüzünde gibi. İlif Hanım söyledi, ben de o filmi seyretmiştim. Hatta filme dayanamayıp çıkanlar vardı. Kürtaj gerçekten kitapta da filmde de en vurucu anlardan biri. Bana şeyi hissettirdi. Sanırım bu hep sadece Orta Doğu değil, sanırım Avrupa'nın doğusunda da benzer bir şey. Romanya'da belki Macaristan'da da benzer bir durum. Hatta orada da böyle kürtaj planlayan kadınlara çocuğun kalp atışını dinletip biraz daha psikolojik bir baskıyla bunu engellemeye çalışıyorlar.
Sanırım Romanya'da da yine film gösteriminde vardı. 4 ay, 3 hafta, 2 gündü. O da böyle çok vurucu bir kürtaj filmiydi. Onu sarstığını hatırlıyorum. Sanırım birazcık şey gibi hissettiğim, burada bir kendisinin de belki karakterle birlikte gelişim sürecini anlatırken dönemi de bize hissettirebiliyor olması, günlük yaşamı da tarif ediyor olması, bilmiyorum, beni sıkmadan keyifli okumamı sağladı. Ben de seven tarafta yol alıyorum şu an. Ben teşekkür ederim. Tabii ki Timuçin, buyur lütfen. İyi akşamlar herkese öncelikle. Toplantının bir bölümünde bilgisayarda yaşadığım problemden dolayı bir kısmını takip edemedim. O yüzden bazı şeyler belki tekrar görebilir ya, sana şimdiden kusura bakmayın. Öncelikle ben açıkçası kitabı ilk başlarda aşırı şekilde beğenmiştim. Hatta birkaç kitabı metro içinde işe giderken okumaya başladığımda dalmışım, durakları kaçırdım birkaç yerde. İlk yani 40-50 sayfasını çok keyifle okumuştum. Ancak daha sonra kitap bana çok zorlama bir hikaye iyi andırmaya başladı. Çünkü sürekli olarak hani bahsettiği ve vurguladığı şeyler bana aynı gelmeye başladı. Özellikle bu mesela üstün olma arzusu, üstün olma duygusu kitabın belki en az 20-25 yerinde geçiyor. Sürekli ondan bahsediyor. İşte burada üstünlüğümü gördüm, burada üstünlüğümü gördüm, burada şeyim ortaya çıktı vesaire gibi. Bunun dışında kitap bende bıraktığı olan etki, birey ve kişi olma arasındaki farkı bana çok sorgulattı. Yani toplumun, ailenin, devletin vesaire çizdiği bir kişiden bir bireyleşme sürecinde dönüşte yaşadığı dönüşümü anlatırken onu böyle bir öç alma arzusu üzerinden yapıyor. Yani şey yapıyor, bireyleşiyor. Yani ben de onu hissettirdi. Birey nedir, kişi nedir kavramını çok bana sorgulattırdı. Farkı nedir çok sorgulattırdı. Bunu özellikle üniversitede çok sık tartışırdık, çok sık konuşurduk. Bu kitabın yani en temel bende uyandırdığı şey yani duygu buydu. Evet, bir sınıflar arasında geçiş arzusu, işte aile ilişkisi, dinde, lise, devlet, baskıcı aygıtların kişi üzerindeki etkisini şey yapan çok önemli şey yönü var. Ama bunu çok fazla hani şey yapamıyor. Yani ilerlemiyor kitap bir yerden sonra. Hep aynı yerlerden gelmeye başlıyor. Aynı yerden gelmeye başlıyor. Bir de şey güzeldi. Yani cinsellik ve aşk üzerine yaşadığı temalardan sonra kendi hayatını bunda da bir olumlu böyle bir dalgalanma oldu. Mesela annesinin babasının yaptıkları artık gözüne o şey yapmadığı yani eleştirmeli zamanlar oluyor. Onları hoş görebildiği şeyler oluyor. O açıdan cinselliğin önemini hani bu şeyindeki üzerindeki kişiler üzerindeki etkisini de güzel şey yapmış. Hani özgür bir cinsel yaşam olmamasının kişi hayatındaki etkisini, topluma bakışını nasıl değiştirebildiğini vesaire güzel yapmış. Aslında bir Anadolu bir kadının yaşamı gibiydi. Yani böyle ben kitabı okurken böyle Türkiye'den çok okur gibi okudum. Böyle bir Anadolu romanı gibi okudum biraz. Yani genel anlamda ben açıkçası hani total olarak konuşmak gerekirse hani biraz muhalif gibi olacak ama çok aşırı beğenmedim kitabı. Hani çok aşırı zevk almadım. Ama yine de hani keyifli okudum mu derseniz hani keyif aldığı olarak okuduğunuz zamanlar oldu mu? Özellikle 40-50 sayfasından yani ilk başlarında oldukça keyif aldım. Özellikle giriş çok vurucu ve güzeldi. Başlangıç güzeldi. Hikaye zaten oraya dönerek bitirdi. O açıdan o örgüsü güzeldi ama o örgüyü yaparken bence çok fazla zorlamaya gelmiş. Biraz zorlama bir hikaye gibiydi. Şimdilik anlatacaklarım, söyleyeceklerim o kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, başka söz almayan var mı? Kaçırdığımız, hatırlamadığımız. İrem'le Mustafa var. Ben de konuşmadım ama. Fatma var. Fatma da var, evet. Birkaç kelime de ben söyleyebilirim eğer diğer arkadaşların katkısı olmayacaksa. Ben aslında kitaptan çok haz etmediğimi söylemek istiyorum. Evet, Nesli Hanım'ın ya da işte Neşe Hanım'ın, Murat Bey'in dediklerini
Çok katılıyorum. Bu kitabı başlarken çok gerilimle başladı. Çok içine almadı başlangıçta da beni. Çok geriye dönüşler var. Çok çok benzer şeyler, benzer vurgular beni çok çok boğdu. Bunu anlatırken bir ergenin mutsuzluğunu, ezeyanlarını gerçekten hissettirebilmek niyetinde miydi yazar, yoksa gerçekten karakter bunu mu böyle hissediyordu? Bunu çok ayırt edemedim. Çocukluğu bile çok kibirli geldi bana karakterin. Yani işte her şeyin sahibi olmak, her şeyi sonuna kadar sömürme arzusu, işte herkesten üstün olduğunu hissetme, daha sonra daha farklı bir sınıfla karşılaştığı zaman tepe üstü çakılma, ama yine diğer o sınıfa özlem duyma. Yani ezilenlerden yana olmasını beklerdim. Anne babasının çabasını daha farklı değerlendirmesini beklerdim. Kendi ergenliğimle kıyasladım okurken belki. Ben hiç bu kadar beklentisi yüksek bir ergen olmamıştım. Yani ya da çok suçlayıcı, işte neden böyle? Evet, ben de yani kitabın ilk sayfasına yazdığım şey şu olmuş, bir iki sayfa sonra. İnsan her şey için ailesini suçlar mı acaba? Suçlamalı mı? Yani her şeyde, her yaşadığımız, her olumsuzlukta, başımıza gelen her kötü şeyde kökenimiz mi buna neden oldu acaba? Ya da bakıp belki de tam aksini yapabilirdik. Bu da bizim elimizdeydi. Bunu çok sorguladım kitap boyunca. Böyle karakterin sürekli aşağılık duygusu ve kibir arasındaki gidip gidiş gelişleri beni çok yordu. Onun bir ergen olduğunu unutuverdim bazen. Bilemiyorum. Henüz kızım 9 yaşında belki. O yüzden böyle hissediyor olabilirim. Umarım öyle bir ergen olmaz. Gerçekten bunaltıcı buldum. Yani son sayfalarda sadece yani hani aşkı yaşarken, cinselliği deneyimlerken bile bencilceydi. Yani o karşısındaki kişi hiç önemli değildi. Kendi yaşayacağı haz önemliydi onun için. Bu bile beni çok rahatsız etti. Yani iki gün böyle anne babasına tatlı tatlı baktı, ama ondan sonra yine o vahşi kötü yönüne dönüverdi. Ben gerçekten karakteri hiç sevemedim. Ama Seneler kitabını çok sevdim. Ben ilk Seneler kitabını okumuştum. Bunu okuyunca biraz daha böyle mutsuz hissettim kendimi. Öyle. Yani beni biraz yordu kitap. Sağ ol kitap. Fatma. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Mustafa tam konuşuyordu galiba. İyi akşamlar herkese. Ben de biraz geç kaldım. En son konuşmalarım bu oyunu seviyorum. Herkes söyleyeceği her şeyi söylüyor. Senin de söyleyeceğin her şeyi söylüyor. Kitap bana da biraz zor geldi. Biraz tekrara düştü. Hani ailesinin üzerine de ben de çok fazla kibirliyim. Bir tarafa hani hangi yönden baksa hep diğer ailesini aşağılıyor. İki gün Fatma Hanım'ın dediği gibi iki gün böyle bir geri dönüş oldu. Acaba bundan sonra kitabın sonunda öyle mi bağlayacak dedim. Geri döndü. Sınıfsal ayrım üzerine yazılmış bir kitap. Yani böyle belki konu üzerinden, bu kitap yüzünden vermişlerse belki konusu üzerinden vermiştir. Hani böyle hani cinsellik, kürtaj, aşağılanma, utanç, sınıf atlama. Nesli biraz önce gruba bir şey attı ya, yazdı ya. Her şey sınıfsal. Kitaptaki her şey sınıfsal işte. O eksende anlatmış gitmiş bence. Zordu benim için de bitirmek. Benim söylediklerim bu kadar. İzninizle bir şey ekleyebilir miyim? Ya ben daha önce konuşulduysa tekrar özür dilerim ama şu konuda haksızlık olurmuş gibi geliyor. Şimdi dönemi düşününce İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası ve 1940'ları anlatıyor. Hatta yazarın bildiğim kadarıyla kendini tanımlarken de savaşın çocuğuyum diye hitap ediyor. O yüzden böyle depresif bir ruh halinde ve kendisini toplumu belki dönemin bilmiyorum ama toplumsal haricinde böyle siyasal tarihini de biraz anlatmaya çalışan bir eserde böyle bilmiyorum modumuzun düşük, çok eleştirel, o da bir de genç bir kızı yargılayarak yol alıyor olmak sanki biraz haksızlık olurmuş gibi geliyor. Sadece onu eklemek istedim. Fatih çok hoşsun. Yani
Evet, burada biraz aslında kitaptan çıkıp şeye girmiş oluyoruz. Hani bir ergen meselesine girmiş gibi oluyoruz. Ama ilk konuşmada da söylediğim gibi Nesli de güzel bir cümleyle ifade etmişti. Hani yeterli bir şey yok. Şiddeti farklı, dozajı farklı bir hikaye gibi geliyor. Çünkü ben kaçırdıysam düzeltin beni. Bu öfkeyi duymasını sağlayacak, annesine babasına bu öfkeyi duymasını sağlayacak fiziksel bir koşula sahip değil. Evet, onların işeme sesini duyuyor tenekeye ama adamın kabalığından değil, doğal ortamları bu. Yani orada doğmuş, orada büyüyor. Ona başka ve daha kötücül bir ortam sunmuyorlar. Kötü bir baba değil, o kadar bir baba, o kadar bir anne. Şefkatli değil, doğru, yanlarında sevişme seslerini, cinsel ilişki seslerini duyuyor. Annesinin apış arasını temizlemesini, hatta bunu sonradan küçümseyerek, iğrenerek anlattığı şeyler oluyor. Bir bezle bacak arasını siliyor vurgusu, iki ya da üç yerde geçiyor. Ama onların hali bu, zaten halleri bu. Hatta o haldeki bir aile, o törede, gelenekte, sosyoekonomik durumdaki bir aile olmasına rağmen kendi sınıflarının kızlarından bekledikleri şeyleri bu kızdan beklemiyorlar. Aslında imtiyazlı bile. Ve bunu fark etmiyor. Kitap boyunca fark etmiyor. Bir iki yerde fark ediyor. Geliyor, sonra geri dönüyor tekrar. Bu kısmı da biraz haksızlık içeriği gibi ama bu dediğimin elbette edebiyatla ilgisi yok. Yani bu artık şey, oradaki karakterle ilgili bir şey söylüyoruz. Dolayısıyla şey diyeceğim, bir kitap analizi açısından hoş da bir şey değil bu tür değerlendirmeler. Bunu kabul ederek söylüyorum. Ama beni irite eden şeyi açıklamak adına bunu söylüyorum açıkçası. Hani onunla neden ilişki kuramadım, neden onu benimseyemedim? İşte erkek arkadaşını ilk tanıştığı andan itibaren benim çok şey bulduğum, ıssız adam tipli bir adam. Yani olmayacağı belli. Bu kız bu çocuktan hamile kalacak, sonra adam yok olacak diye filmin sonunda katil uşak diyeceğin kadar belirgin bir ilişki başlıyor. Ona rağmen onun ailesini bile yüceltiyor. Hani kadının her şeye sahip, her şeye sahip, kendine güvenmek için bilmem ne. Yani ondan olmasın, herkes yüce. Gerçekten çok ergence aslında. Yani eleştirilecek bir şey yok, ergence. Ama beni irite eden taraf sanırım dayanaksız olmasıydı. Çünkü aile aslında eleştirilecek değil, takdir edilecek bir aile. Üstten baktığında yani, çünkü kendi sınıfının ötesinde, bir adım ötesinde davranıyorlar kıza. Onu işe koşmuyorlar, belli şeylere zorlamıyorlar, şu yaşta evleneceksin demiyorlar, gurur duyuyorlar okuduğuyla. Başkalarıyla düzgün bir Fransızca ile konuştuğunda gururla annesinin ona baktığını fark ettiği yerler var. Dolayısıyla aslında öfkeli bir çocuk olmasaymış ya da sınıfından memnun olmayan bir çocuk olmasaymış, çok pozitif bir çocukluk geçirebilirmiş. Murat, üstelik de babanın yeri kitabında kızını bisikletle getiriyor ve varoluşun nedeni diye bunu not almışım babası dinlerken. Ancak bir ismi var kızımızın, Aksisipa diyorlar. Birazcık aksilik de var herhalde, ergen aksiliği belki de olabilir. Onu da not almışım. Olabilir. Ha bir de okula şey götürüyorlar, sürekli ek bahşiş veriyorlar. Hani üstü öğretmeninde kalsın diyorlar. Normalde bu tür ailelerin ne yapması gerekir? Çocuğun alışkanlığını bozuyor, huyunu bozuyor diye okula kavga halinde olması gerekir, direnmesi gerekir. Ama okul direnmiyor. Okulu bir otorite olarak kabul ediyor aile. Hatta evet, okulda onu destekliyor vesaire. Bunlar artı özellikler hepsi dışarıdan baktığımızda. O yaşın değerlendireceği özellikler olmayabilir elbette. Ama büyüyor, üniversiteye gidiyor, hamile kalıyor. Tüm bu süreçte bir yerde fark etsin istiyorum belki. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum Fatih'in uyarısından sonra. Bunun kitap yorumuyla bir alakası yok yani. Oradaki ergenle kavga ediyorum ben şu an. İzleyin, burada şey ekleyebilir miyim? Buraya kısırca önce buraya sıkıştırmak istemem ama sanki orada aileyi böyle Anadolu ailesi gibi hissederek söylüyorum. Oradaki iyi davranmaların temel meyşe kendi adıma, hayatlarında bir çıkış yolu bulabilmenin tek yöntemi çocuğun okuması gibi. İkincisi ise orada hissettiğim benim öfkenin kaynağı, bilmiyorum çocuk denizi savunuyormuşum gibi hissediyorum ama oradaki temel sebep şey gibi. Bazen çok kurmaca aileler çocuğun gerçekle karşılaşmasını engelleyip aslında ona iyilik değil kötülük yaparlar ya, aynı evet, yaşamı gibi. Bu biraz bana öyle gibi. Yani çocuk gerçekten
mutlu bir çocukluk geçirdiğine kategorize etsek bile aslında gerçeklerden uzak, dışarıda idealize ettiği iyilikten, ideal bir yaşamdan ya da hoşlandığı yaşamdan çok daha farklı bir gerçeklikle yaşıyor. Bu bence olmak istediği biriden bir de bireysel bir varlık sürecine yeni başlamış biri için sanki öfkelenmek için bir neden olabilirmiş gibi. Bildiğiniz her şey inançlarınız sarsılıyor gibi. Doğru ve gerçeklik için. Sustum şu an. Bu arada Ninise'yi savunman güzel tabii ki. Çünkü burada biz onu astık kestik yaşına bakmadan. Haksızlık ettiğimiz yerleri törpülememiz için karşı taraftan bir görüş lazım ki biz de dizginlenebilirim. Onun için mutluyum Ninise'yi savunmanda. Hayır, bence kızla uğraşanların ergenlik şeylerini sorgulamaları lazım. Biz bence dönüp bir kendi ergenliklerimize bakalım. Değil mi? Çocuk olamamışız değil mi Nesli? Bana var bir şey yani, yani niye bizde tepki uyandırıyor bu kadar? Ya isyan etmek istedik edemedik. Ya çok isyan ettik her şeyi bozduk. Bir şey yapmışız yani. Bizde de bir oransızlık. Ben şey kısmını çok tabii kendi şeyime benzetmiyorum. Ben de çok fazla böyle kitabı kur, çok hayallerde yaşar. O kızın işte sürekli okuyup onları canlandırıyor ya gözünde. Yani çok o tipte birisiydim yani. Sürekli okuyup okuyup hayaller kuran falan bir tiptim. Yani vardır bizim de yani orada bir çatışmamız kendi dinamiklerimize göre. Mutlaka bir arazımız var ki kızı suçluyoruz ergen olduğunu bile bile, ah onu yapmamış, onu yapmamış diye. Bize bir el atın arkadaşlar, biz arazlıyız. Ah Filiz el attı işte. Bak, geldi ergen. Ergen annesi, evet. Deniz'in avukatlarından öbürü. Evet. Ya şey, sürekli farklı bir argüman getirmeden sürekli aynı şeyden bahsetmesi hakikaten şey, hani rahatsız edici ve kitaptan alınan keyfi törpüleyen bir şey, ama madem mevzu anne baba ve Deniz arasındaki ilişkiye döndü, en güzeli aslında kitabın 102 ve 103. sayfalarında çok o gelgitini çok güzel anlatıyor. Şimdi iki sayfayı uzun uzun okumak doğru değil tabii ki burada, ama yani bir taraftan annesinin ve babasının ona ne kadar çaba sarf ettiğinin farkında. Mesela şey diyor, insanın 103. sayfada insanın anne babasını sevememesi, bunu neden olduğunu bilememesi dayanılır gibi değil. Yani o kendi içerisinde çocuk zaten çabalıyor yani. Hem nefret ediyor, hem bunun nedenini anlayamıyor, hem kendisini suçlu hissediyor. Bir taraftan sonra işte sevesi geliyor vesaire vesaire. Yani çocuk anne babasının hakkını veriyor. Yani ben o kadar da şey değilim sizin gibi. Annesinin babasının kıymetini bilmiyor tarzında değilim. Gerçekten hepsinin farkında. Yani ne istediyse aldı. İşte 102. sayfada diyor ki, İşte annem geldi sana bir çalışma sandalyesi alalım dedi. İşte hangi kitabı istiyorsun, bunu önce okumuş muydun, onu da alayım mı falan. Ya yani bunların hepsini aslında hakkını veriyor yani. Kendisini o noktaya getirin, anne babasının olmasının farkında. Cuma günü 18 yaşa gireni var bir tane, sana gönderiyorum direkt. Çok iyi anlarsın onu, eminim. Sana göndereyim. Bana da gönderebilirsin. Gelsin bana da. Hayır, Filiz'in bu ergen empatisine hayran oldum da. Ama ben de Filiz'i destekler şekilde konuşacağım bir 19 yaş erkek çocuğu annesi olarak. Nerede geliyor arkadan galiba, baş sallaya yani, ben aslında evet, kendi çocuklarımdan ziyade biraz kendimi düşünüyorum. Hani ben anne babamdan nefret etmedim ama içimdeki korkunç bir öfke vardı gerçekten ve bunu anlamlandıramıyordum ve hiç kimse bana ya sen ergensin olur böyle şeyler demedi. Yani ben uzun süre kendimi çok kötü bir kız olarak düşündüm ve bunun böyle şeyiyle ezildim açıkçası. Lan ne oluyor bana şeklinde. Sonra neyse geçince sonra da anlayınca bunların ne olduğunu ya herhalde kendi kızlarımla özdeşleştirmekten ziyade o öfkeyi biraz kendi öfkemle benzetip o yüzden biraz daha anlayış kendimle temize çıkmaya çalışıyorum Deniz'le birlikte.
diye düşünüyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum. Bana direkt Kadıköy Anadolu Lisesi'ne girdiğim seneyi, hazırlık sınıfımı, ergenliğimi çağrıştırdı. Aynı şekilde bende de böyle müthiş bir öfke ve işte ya aileye karşı değil belki ama nedenini bilmediğim bir öfke direkt onu hatırlattı ve sınıfta değişik toplumsal mesleklerden gelen ailelerin çocukları vardı ve o farklı aileler, herkesin farklı görgüsü, o farklılık onları falan çağrıştırdı. Yani kendi ergenliğimi hatırladım ve ben özellikle çocuk büyütürken de hep kendi ergenliğimi hatırlamaya çalışıyordum. Yani onu hatırladığın zaman daha sakin kalabiliyorsun ama gerçekten çok zor bir şey. Hani bizim jenerasyon çok bir şey istemeyen bir jenerasyonduk. Talep etmeyen, verilenle mutlu olan bir jenerasyonduk. Sonraki jenerasyonlar çok farklı ve her jenerasyon çok farklı ama bence değişmeyen bir şey var. O da ergenlikte yaşanılan öfke, nedenini bilmediğin, içinden gelen, kendini konumlandırma, sınıflandırma, nesli çok daha güzel ifade eder bunu. Bunları bana çok hatırlattı kitap. Belki de onun için çok sevdim. Direkt bir de şey var. Deniz, kızcağız sürekli bir yetersizlik duygusuyla suçluluk duygusuyla. Annesine, babasına kızınca hep suçlu hissediyor. Yani hem suçlu gerçekten hissediyor kendini. İşte hep de hissetmiyor canım. Şimdi ara ara çok hissediyor. Ben de kötüyüm olalım diyor. Birkaç bana her şeyi alıyorlar diyor. Birkaç yerde hissediyor. Bence kız böyle suçluluk psikolojisi altında böyle geride durup aslında çok büyük böyle kendini her tarafta böyle yükselten, kendi sınıfında da kendini böyle haklı görüyor. Diğer insanların arasında farklı şeyler yine kendine doğru yöneliyor. Nesli biraz anlatsana bize. Nesli. Nesli bugün tahtını Filiz'e bıraktı. Ben de şey sormak istiyorum Nesli'ye. Ya bu çok ciddi bir yetersizlik duygusuyla aslında baş etmeye çalışmış çocuk herhalde, değil mi Nesli? Okulda da. Söylediklerinizin hepsi var. Yani öfke var, yetersizlik var, böbürlenmecilik var. Hani kendi şeyinin içerisinde sonuçta ayrıcalıklı büyütülmüş olmanın, yani kendine göre ayrıcalık yani onun yaşadığı da. Yani çok karmaşık. Yani tabii ki çok karmaşık. Öyle bir empati duymaya başladım ki kıza. Başta söylediklerime pişman oldum. Bak gördün mü? Olay ergenlik. Kilit nokta. Kilit yüzünden ne hale geldi? Ben hala pişman Biraz değilim. Sen ne diyecektin? Ya ben şunu söyleyeceğim. Şimdi tabii bu kız bir ergen. Evet, ergenlerin hepsinin bir bilinmez bir öfkeleri var. Ama bunun bu kadar çok su üstüne çıkıp annesine babasına bu kadar çok yönelmesinin bir nedeni de çocuk kendi olduğu sınıfta, yani o işte bütün herkesin annesi babasıyla aynı odada yaşadığı, lazımla işenen bir okula gitmiş olsaydı ondan sonra kendi içlerinde tamam bir öfke duyabilirdi falan filan ama şimdi sen yani böyle bir ailede yetişen bir çocuğu haydi bakalım kendinden çok daha farklı bir grup çocuğun arasına sokup evladım onlar gibi de ol demiş durumdasın. Şimdi yani aynı zamanda da bu çocuk ergenliği de yaşıyor. Ne yapsın yani, hani oraya gidiyor kitapta bile diyor ne dediklerini anlıyorum da anlamıyorum diyor. Yani hani bu kadar farklı olduğu bir yer, eve dönüyor ayrı bir dünya. Yani küçücük bir aklı var, elinden başka bir şey gelmiyor. Yani bu kitap zaten kızın bu yaşadıklarını anlatıyor ve bu yaşadığı da hakikaten kendi içinde inanılmaz korkunç. Ondan sonra çok büyük haksızlıklara uğramış. Bu haksızlıkların karşısında da mağdur kalmış bir insan izleriminde, yani kendi hissettiği bu. O söylemek istediğim şey, yani aile onu bir başka bir okula vermemiş olsaydı bunları bu düzeyde hissetmeyecekti ama öyle bir okula da vermemiş olsaydı bugün bir Annie Arnold'da olmayacaktı.
Yani tekrar Filiz'in dediğine dönmek istiyorum. Bizler ve beyinler olarak çocuklarımız bize teşekkür etsin. Yani bir Allah aşkına anne eline sağlık, iyi ki varsın desinler diye bekliyoruz. Ama arkadaşlar benden büyük olan çocuğu da vardır herhalde aranızda. Kızım var benim 28 oldu. Ondan sonra ama hala öyle bir teşekkür de yok yani. Benim bir ablam 30'dan sonra akıllanıyorlar demişti. 30'u bekliyorum ben. Ya Güner'cim çok güzel söyledin. Bir de bu ailenin fakirliğinin yanı sıra hani yaşadıkları ev vesaire, bir de o bakkal dükkanı ve oradaki serhoşlar mesela, ben orada çok koptum. Yani bir ergen kız yetişiyor o evde. Serhoşlar hep bir aradalar. Kendine ait bir odası yok. Hani Virginia Woolf'un kendine ait odası. Ay, bütün arkadaşları öyle olsa sorun etmeyecek çocuk. Kendine ait bir, hani fakirlik başka bir şey. Bir de bakkal dükkanı, yani ha bir de bir serhoş var, ha bir de bir şey var. Hani bunlar mesela tek göz odada bir evde yaşıyorlar. Fakirler hep bir aradalar, ayrı bir şey. Bir de yani böyle bir toplumsal sınıfların yani kendi gerçekliğinin abukluğuyla, yani abukluk değil, öbürü de abuk olabilir. Uçurumlar var yani. Yani tam tersi de olmuş olsaydı, bu çok zengin bir aile olmuş olsaydı da aile tam o sırada, tam onun ergenliği zamanında örneğin iflas etmiş olsalardı da bu ailenin gittiği okula gitmiş olsaydı çocuk yine aynı şeyleri hissedecekti. Evet. Demek istediğim şey benim bu. Ve başına gelen bu kabus şeyde böyle evet bizlere uzun gelmiş olabilir ama tekrar söylüyorum, Tıpdamır 150 sayfada anlatmış. Ama tekrar zaten kitabın asıl, yani asıl yazarın numarası gerçekten tabii yani kadını anlatması, cinsiyeti anlatması, kürtajı anlatması, bunlar tabii ki popüler söylemler. Bunlardan dolayı tabii yazara karşı bir sempati duyulmuş muhakkak ki. Kadının yazarın kadın olması da önemli. Ama Seneler romanı hakikaten bence bir zeka örneği. Çok kadın, yani pırıltısını orada bilmiyorum ama bundan sonra ne yazacak? Ya bu haliyle şeyde de, grupta da yazmıştım. Janet Winterson diye bir şey var, yazar var. O da ikinci dalga, bu şey gibi, Annie gibi ikinci dalga feministlerden. Onun da Mutlu Olmak Var, Normal Olmak Varken Niye Mutlu Olalım diye bir kitabını okumuştum ben de. Yani hepsini okumadım da o lezbiyen aynı zamanda. Yani çok benzer, aynı tonda bir hikayeyi böyle bir kasabada, İngiliz kasabasında, küçük bir kasabada, böyle işte sevgisiz, kuru şey bir ortamda büyümüş bir kadını anlatıyor. Aradaki fark, hani burada karşı cinsle şeyleri var, temasları var. O kitapta hem cinselliğiyle ilişkileri var falan. Ama yazım tarzı, işte şey, konsept falan o kadar benzer gelmişti ki bana, bilmiyorum başka okuyan var mı? Yani evet. Sevmem. Onu da sevmemiştim. Eniştesini de sevmez. Evet. Geldik mi sonuna? Öyle görünüyor. Yani biraz daha konuşursak kitabı değil kızı konuşmaya başlayacağız. Gerçekten oraya derinleşeceğiz gibi. Sanki kitap hakkında söyleyeceklerimi söyledik. Ama özetlemek gerekirse, ben çok muhalif tarafta durdum, yazılanlara yaklaşmadım gibi görülse de, eğitim tarafı önemli vurgulardan biriydi. Bu yazarla tanıştığıma mutluyum gerçekten. O dönemin eğitimine dair, o okuldaki eğitime dair, iyi olduğu düşünülen bir okulda nasıl çocuğun gözden kaçırıldığı, yetiştiği ortama bakılmaksızın standartize edilmiş çocuklar beklendiğinin, statikocu o eğitim anlayışının, formal eğitim anlayışının da ince bir eleştirisi arka planda yürüyor. O kısım benim için güzeldi gerçekten. Önemli bir taraftı. Kendini keşfi ve o heyecanlı tarafları anlatması da elbette çok güzeldi. Arka fona yerleştirilen şeyleri bir arkadaşımız söyledi. Güner'di sanırım. Dipnotların çokluğu beni baştan çok mutlu etmişti. Hani bir sürü arkadan tüyo alacağım vesaire diye, ama işte bir şarkı, şu şarkı bize okurken bir şey katmıyor ama atmosfer o kadar yerel oluşturuluyor ki gerçekten çok
O dipnotların hangisini bilmesek bizim için bir şey değiştirirdi, onu bilmiyorum. Çok önemli şeyler yoktu. O yıllarda yayınlanan bir dergi, tamam yani bizdeki bir şeye karşılık geliyordur. Hayat dergisine, Ses dergisine, bir zamanlar yayınlanan magazinel dergilere denk geliyordur. Dipnotların bir kısmı şey gibiydi. O kültüre ait olmayanın algılamasını zorlaştıran ya da okumayı zorlaştıran. İlla ki bir dipnot varsa dönüp bakıyoruz ama baktığımızda da bize bir şey katmıyor. Yani girip o şarkıyı birkaç tanesini dinleyeyim dedim. Buldum bazılarını, dinledim. Ama o atmosferi o kültürden olmadığımız için bize vermiyor. Bu bir okuma güçlüğüydü. Son değinmediğimiz bir yer vardı. Çevirmen çok güzeldi. Yani ben çok beğendim. Bazı yerlerdeki çeviri kabiliyeti o kadar güzeldi ki, yani gerçekten Siren İdemen'i tebrik ediyorum. Hani orijinalini bildim de bu haliyle çevirmiş takdir ettim değil elbette. Fransızca bildiğimden değil ama Türkçe'ye çok uygun gelen söylemleri, eminim ki o dilde öyle değildi ama ne algılamamız gerektiğini düşünerek çok güzel çevirmiş. İşte annesinin babasının şeylerinden bahsederken burada şu tabirler bitecek, şu an altında çizmiştim ama kapanış konuşmasında o kadar uzatmayayım. Deyim olarak tam Türkçe yerel deyimlerle çevirmiş. Çok güzel bir çeviri. Muhtemelen Fransızca söyle değildir. Rahat okumamızı sağlayanlardan birisinin de çevirmen olduğunu altını çizerek bana ait tarafı kapatayım. Ve Deniz Ninise diğer adıyla savunucularına da minnettarım. Ona yaptığımız haksızlıkların bir kısmını geri almamıza sebep oldunuz. Sağ olunuz. Murat, bu dipnotlar bu kitapta çok önemli değil, çok haklısın. İşte onun için dedim, yazar senelere kendini hazırlamış. Burada çok ön planda kurgu var, ana hikaye var ama senelerde o yazarın otobiyografik hikayeleri yavaş yavaş geri plana ve üçüncü bir insandan, böyle birilerinden, kim olduğunu da çok da anlayamadığımız birilerinden bahsedilirken asıl ön plana ülkenin günlük gerçekleri geçiyor. Evet. Ama tabii bu bizim gibi Fransız olmayan birisini de aslında daha zor okunan bir kitap haline getiriyor. Hı hı. Yani ama yani biyografi tekniğine hakikaten büyük bir yenilik getiriyor. Güzel. Son bir şeyi atlamışım. Dipnotlarda altını çizdiğim bir yeri söyleyip kapatayım. Harriet'in bir sözünü almışlar dipnota. Güzel bir sözdü. Kültür her şeyi unuttuğumuzda geriye kalan şeydirin altını çizmişim. Şimdi son söz, artık bir daha dönmeyeceğim. Söz veriyorum. Başka bir şeyler söylemek isteyen var mı? Kapatalım mı sevgili arkadaşlar? Kapatalım. Kapatalım. Biz bir konuşalım. Şimdi için konuşacağımız şeyler varsa kayıt bittikten sonra onları konuşmaya devam edelim. Murat, çok teşekkürler. Biraz daha devam edersek 12 öfkeli adamdaki gibi fikrimiz tamamen değişecek. Değil mi? Onun bir simülasyonunu yaptık sanki şu an. Evet, ben kesinlikle. Oradaki ikna olmayan adamım. Hayır. Ne güzel ki ikna olmayan birileri vardı. Onun için onun şıkkını önemsedim. Evet. Böylece biz de törpülendik ve bir daha baktık. Evet. Ama seneler önemli. Hakikaten okunması gereken bir kitap, ben de Güner Hanım gibi düşünüyorum. seneler okunabilir. Evet. Peki. İyi akşamlar diliyorum herkese. Yayını kapatıyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok iyi akşamlar olsun. İyi akşamlar.